büyük insanı Allah'tan uzaklaştıran çevredir, kötü arkadaştır ve size söyleyeyim, sosyal medya dediğimiz bu T-T-T'dir. Televizyon, telefon, Twitter ya da WhatsApp neyse ya da Facebook, daha bir sürü isimleri var. Yani senin Avrupa'daki şeylerle diskoteye, meyhaneye, ondan sonra gazinoya, ondan sonra o dediğiniz o şer odaklarının şeye yürümene gerek yok. Artık elinin içerisinde, evinin içerisinde. Ama ne demek? Hani diyorlar ya, ben inanıyorum ki doğrudur. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri 40 sene yatsı abdestiyle sabah namazı kılmış. 40 sene. Bu olur mu? Birisi diyor ki olur. Nasıl? 40 sene yatsı abdestiyle, yani gece sabahlara kadar uyumamış. Soruyorum. Bir insan gece sabahlara kadar internete bakabilir mi, bakamaz mı? Bakıyor mu, bakmıyor mu? Ve o nefsin arzu istekleri, o nefsin zevk aldığı filmlere, programlara hiç uykuyu bile unutuyor. Hatta öyle bir dereceye geliyor ki şu anda ona ne diyorlar? O alışkanlık olmuş, o şey ne diyorlar? O bir ismi var onun. Bağımlılık. Bunun Flemenkçesi Verschlafing diyorlar. Verschlafing klinikleri var. Yani bu adam artık oraya bağımlı olmuş. Hani alışmış kudurmuştan nedir? Beterdir. Alışmış, kudurmuş. Onu şey yapamıyorsun artık. Gece sabahlara kadar nefsin arzu ve istekleri doğrultusunda uyumayan kişi isterse 40 sene böyle devam edebilir. Demek ki 40 sene yatsı abdestiyle İmam-ı Azam'ın namaz kılması mümkündür. Hatta rivayete göre 2 rekat namaz kılarmış. Bir rekatında Kur'an'ın yarısını, ikinci rekatında da Kur'an'ın yarısını, yani her gece bir Kur'an'ı şey yaparmış. Hatim yaparmış. Ramazan ayı olunca 61 hatim yaparmış. 61 hatim ne demek? Bir gece hatim, bir gündüz hatim, bir de o bir nereden çıkıyor? Bilen var mı? 61 kefaret dedik. 61 hatim yapıyormuş. Bir de namaz kıldırırken hani her şeyde bir cüz okuyor ya. Namaz okur, namazı kıldırırken hatim indiriyor. Onunla beraber 61 hatim indiriyor. Saadatlar da, seyitlerimiz de, seyide annelerimiz de gece sabahlara kadar uyumazlar. Ramazan olunca tamamen uyumazlar. Geceleri kesinlikle. Niye? Çünkü Ramazan Kur'an ayıdır. Miraç gecesinde, tabii ki bizim konumuzla da ilgili. Miraç gecesi kaç dakika olmuş? Maşallah 35 dakika olmuş. Ama şunu söyleyeyim, sizi sıkmayacağım. 45 dakikaya dikkat edeceğim. Hatta 45 dakikadan fazla olursa, yani şöyle diyelim, dinleme mecburiyetiniz yok yani. Çekip gidebilirsiniz yani. Ruhsat vardır yani. Ama 45 dakikaya inşallah. Ama sohbetin asıl şeyi, bize verilen şey 45 dakikayla 1 saattir. 45 dakikada toparlamaya çalışacağız. Ama duruma göre 1 saatte sürebilir. Ama acizane ben 45 dakika sohbet yapacak bir tipte değilim. Yani. Ta sabahlara kadar sohbet yapacak bir tipteyim. Yani tipteyim dediğim yani. O da sebebi hikmeti, Almanya'da Mehmet Yarbay'ın sohbetlerine katıldık. 15 yıl tam Mehmet Yarbay'ın sohbetlerine katıldık. Böyle önünde oturuyorduk. Gece sohbete başlardı. İmsaha kadar, seher vaktine kadar 4 saat. 29 yıl böyle sohbet yaptı. 1983'te gitti Almanya'ya. 2012 yılına kadar gece yatsıdan sonra. Ve bizle o sohbet nasıl gelirdi biliyor musun? İşte bu gece internet, televizyonlara bakıp da uykusu gelmiyor, zevk alıyor ya. O ona 8 saat, 10 saat, ona 10 dakika geliyordu. Bize o Mehmet Yarban yaptığı 4 saatlik sohbet bize 4 dakika gibi geliyordu. Niye? Allah'ın rahmeti oraya inince
Sen de orada feyiz bereket alınca bitmesini istemezsin. Bugünkü fizik kanunlarına göre bilmem işte üniversitedeki insanlar kapasitesi 45 dakikaymış. 45 dakikadan sonra hafızı almıyormuş. O fizik kanunlarıdır. Ama bir de metafizik var. Fizik ötesi kanunlar var ki tasavvuf tamamen fizik ötesidir. Kalp, ruh, sır, hafi, akfa, bunlar hepsi nedir? Ruhani, nurani latifelerdir. Bunlar zaman içerisinde zaman, mekan içerisinde mekan vardır. Buna biz ne diyoruz? Zaman, mekan, ihvan diyoruz. Hele zaman, mekan, ihvan üçü de bir olunca Mehmet Yarbaş öyle dedi. Allah-u Teala beni sizin için yaratmış, sizi de benim için yaratmış. Yani ne demek istiyor? Yani siz olmasanız ben bu kadar güzel sohbet yapmam. Ama ben de olmasam siz de bu kadar şey yapamazsınız. Onun için öyle derdi. Amin. Yedirdim yedirdim doyuramadım. Söyledim söyledim duyuramadım. Yedirdim yedirdim doyuramadım. Şu nefse var ya. Bugüne kadar yedirmediğim hiçbir şey kalmadı. Bal, et, ne bileyim yani bizim en fazla lezzet aldığımız neyse bu nefis bir türlü doymadı. Doymak bilmiyor. Bir taraftan dolduruyorum yukarıdan. Aşağıdan da ikinci delikte ne oluyor? Boşalıyor. Çünkü iki delik var. Araları bir metredir. Yedirdim yedirdim doyuramadım. Söyledim söyledim duyuramadım. İki tane kulak var. Bu kadar ayet, bu kadar hadis, bu kadar sohbet dinlediniz. Sizin aranızda samimiyetle söyleyeyim. İlahiyetçi bir hoca kadar, bir imam kadar İslami konularda ilimleriniz var. Bilginiz var. Ama amel noktasında, ihlas noktasında noksanlık çok. Onun için Kur'an-ı Kerim'de öyledir. Lima takuluna ma la taf'alun. Siz yapmadıklarınızı başkalarına niye anlatıyorsunuz? Madem ki bu şey güzeldir, madem ki bu şey kötüdür, o zaman kötüden kaç, güzeli de yap. Evet kıymetli kardeşlerim, demek ki bu üç aylarda ilk önce güzel bir tövbe edeceğiz. İkincisi, kaza oruçlarımız varsa bir sefere mahsus bir kefaret orucu tutacağız. Onu gününü siz ayarlayın artık. Ben öyle ihtilaflı meseleye girmek istemiyorum. Yani ihtilaflı mesela 59 mu, 60 mı, 48 mi, 49 mu? O beni o kadar ilgilendirmez. Ama bir kefaret tutmanız gerekir, yeterli. Bir kefaret sizin için yeterli. Yani 10 senede orucu yemiş olsam bir kefaret ne yapıyor? Mesela ben acizane şöyle derim. Ya da bir arkadaşımız şöyle yaptı. 5 senelik namazını şöyle yaptı. 15-20 yaşında namaza başladıysa 5 senelik namazını şöyle yaptı. Her vakit namazdan sonra bir günlük namazını kılıyordu. Her vakit namazdan sonra bir gün vakit, bir günlük sadece farzları. Bir de vitir namazı. Öyle yapan bir kimse bir yılda yapmış olsa 5 yıllık namazını bitiriyor. Doğru mu? Kefaret orucu da bir sefer 61 gün tut. Ondan sonra 5 kere 3, 30 günden hesapla, 5 kere 3, 150 gün. 150 günü aylara böl, 5 ay yapıyor değil mi? Yok 6 ay mı yapıyor? 5 ay yapıyor. 5 ayda arka arkaya oruç tut. Gerçi kazan oruçlarında arka arka tutma şeyi yoktu. Ama bir an önce bitirmek istiyorsan, çünkü ölüm var, her an ölebilirsin. Yani senin borcun varsa, her an borcunu ödeme mecburiyetin yok mudur yani? İmkanım da var. Benim de imkanım var. Onun için diyor ki eğer kaza namazlarınız varsa bunları kılma yoluna gitmeli. Kaza namazınız yoksa bile çokça nafile namaz kılmaya çalışmalı. Özellikle geceleri iyi değerlendirmeliyiz. İmkanımız nispetle çokça Kur'an okumalıyız. Kur'an okumak çok önemli. Akrabalarla, komşularla, dostlarla olan yakınlarımızı bir kat daha artırmalı. Yani sıla-i rahim yapmalı. Yapacağımız ziyaretleri onların gönlünden almalıyız.
Çok önemli ya. Bir değişiklik yapmamız lazım ya. Yani inkılap diyoruz ya, devrim. Yani bu 3 aylarda yani bizim ailemiz, bizim akrabalarımız, bir herkes bizi anlasın ki ha 3 aylar girdi. Bu Recep Allah'ın ayı, Şaban Peygamber Efendimiz'in ayı, Ramazan da ümmetin ayı. Recep ekme, Şaban sulama, Ramazan hasat. Yani ne ekersen biçersin. Mehmet Yarbay derdi ki bardağa ne dökersen içersin. Ha bak ben de içiyorum. Ne içtin? Su. Ama zemzem de olabilirdi. Mehmet Yarbay zemzem içiyordu. Bir de böyle dökerdi üzerimize. Millet cezbeye gelirdi. Allah razı olsun. Devam edelim. Bu Recep ayının ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece nedir? Regaib gecesi. Regaib kandilin vakti Recep ayının ilk perşembe cuma bağlayan gecedir diyor. Regaib Arapça bir kelimedir. Regabe kökünden gelmektedir ki regabe kökü olarak da herhangi bir şeyi istemek, arzulamak. Hani Arapça ne derler? Talebene vecedene. Talebene vecedene. Ne demek? Kim ki? Fahamtu fil lugatul arabiye? La. Anlamıyorum. Talebene talebene vecedene. Kim ki talep ederse, kim ki isterse Allah-u Teala da ne yapar? Verir. Yeter ki sen istemesini bil. Yani düşün bir çocuk durmadan sana baba, 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 çikolata, 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 çikolata diye durmadan babasına ya da her gün babası eve gelir. Baba bugün bana ne getirdin? Baba bugün bana çikolata getirdin. Bunu 10 sefer, 20 sefer söylese bir gün getirir misin, getirmez misin? E sen de haşa bir Allah-u Teala bir baba kadar da mı yok yani? Allah-u Teala ya da biz de diyelim ki ya Rabbi işte senin günahkar kulun, senin zayıf kulun, senin huzuruna geldi, senden yardım istiyor. Hani diyoruz ya, İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ancak ve ancak sana ibadet ederiz ve ancak ve ancak senden yardım dileriz. İsteyelim Allah'tan. Allah'ın kapıları açıktır, hazineleri geniştir. Evet, zamanın her anı değerlidir, çok önemlidir. Ve boşa harcanan zamanın telafisi de mümkün değildir. Yani geçen geçmiştir. Hani derler ya, hayat üç gündür. Birisi geçmiş, birisi de gelecek. Geçmiş zaten geçmiştir. Geleceğe de kavuşamayacaksın. O zaman nedir? Dem bu demdir. Gün bu gündür. Vakit bu vakittir. Saat bu saattir. Evet kıymetli kardeşlerim, bu şeyi yaptıktan sonra vaktimiz 45 dakika olmuştur. Şurada bir de şehitlik yani Çanakkale hakkında bir şey var. Diyor ki tarihçiler Çanakkale'den savaşın yenildiği yer diye bahsediyorlar. Metrekareye 6000 merminin toprağı, 251 bin vatan evladının düştüğü yer. 251 bin vatan evladı orada ne olmuş? Şehit olmuş. 3 Kasım 1914'te 9 Ocak 1916 tarihine kadar süren Çanakkale Savaşları'nın istatistik bilgilerine beraberce göz atalım. Yaklaşık bir yıl süren çarpışmalar sonucunda ihtilaf devletleri 252 bin kayıp verirken biz 251 bin veriyoruz. O diğer düşman ihtilaf devletleri bu İngilizler, Fransızlar, Almanlar, neyse bu Yunanlar, bunlar 252 bin ne yapmışlar? Osmanlı Devleti 251 bin şehit verdi. Onlar 252 bin. 3 Kasım 1914'te Sedulbahir Kalesi'ndeki cephaneliğe yapılan saldırıda 5 subay 83 er şehit oldu. Bunlara ilk şehitler deniliyor. Ondan sonra 19 Mayıs 1915'te cepheye katılan 100 kadar tıp fakültesi öğrencisi
3 saat içinde şehit düştü ve o zaman diyor İstanbul Tıp Fakültesi 1921 yılına kadar hiç mezun veremedi. Yani 5-6 yıl ne yaptı? O 100 tane tıp öğrencisi şehit olunca diyor ki mezun veremedi. Anadolu'daki birçok okul aynı durumda. Savaşta karşılıklı siperlerin mesafesi 5 metreye kadar düştü. Çatışmalar bu halde devam etti. Çanakkale Savaşı'nda 60 İngiliz uçağına karşılık 22 Türk uçağı bulunuyordu. İngilizler 205 bin, Fransızlar 47 bin kayıp verirken İhtilaf Devletleri toplamı kaybı 252 bin olarak tespit edildi. İngiltere sömürge askerleri dahil savaşa 469 bin askerle katıldı. 469 bin asker o gün için 700 bin Türk askeri bulunuyordu. 700 bin Türk askeri. O gün için 10 bin askerimiz kayıp olarak kayıtlara geçti. 10 bin askerimiz de kayıp. Kayıplara karıştı diyor. Savaşta 57 alayın bütün mensupları şehit düştü. Bir daha 57 alay kurulmadı. Bu alayın sancağı halen Avustralya Savaş Müzesi'nde sergilenmektedir. Sancağı yani bayrağı. En çok şehit veren ilk 5 ilimiz sıralama ile şöyle: Bursa 3274, Balıkesir 3003, Konya 2683, Kastamonu 2527, Denizli 2258. Ama diğer ülkelerden de Pakistan'dan, Afganistan'dan, diğer İslam ülkelerden, hatta Senegal'dan, Afrika'dan bile bu şeye katılan, hele hele en fazla Çanakkale'de şehit veren kim biliyor musunuz? Suriye. Ben Şam'dan gelmişler. Şam halkı. En fazla şehitleri onlar vermişler. Allahu Teala savaş sırasında Saros Körfezi'ne 300'e kadar Yunan asker çıkarıldı. Ancak bunlar korktukları gerekçesiyle geri gönderildi. Evet, bitmek üzere. Vaktim de 50 dakikaya tamamlanıyor. Bu listeyi uzatmak mümkün ama 7 düvele Çanakkale geçilmez dedirten destanı listelerde bilmek imkansız ve biz imkansız denilen mümkün kılındığı Çanakkale'yi bilmek zorundayız. Not diyor, şehitlik hakkında geniş bilgi için şey yapmıştı. Şehitlik meselesinde girersek ne olur? Zamanımız olur. Allahu Teala hepimizden razı olsun. Amin. Bu 3 aylardan hakkıyla istifade eden kullardan eylesin. Allahu Teala birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Allahu Teala bütün Müslümanlara birlik, beraberlik nasip eylesin. Devletimizi, ordumuzu güçlü, kuvvetli eylesin. İslam'a ve devletimize ve ordumuza karşı olan şer güçlerinin de bütün plan projelerini yerle bir eylesin. Aramızda ilk defa bu sohbete katılıp veya daha önce katılmış olup da tasavvuf ve tarikat dersi almak isteyen ya da bir mürşidi kamile bağlanmak isteyen kardeşlerimiz de varsa, aramızda vekil abilerimiz vardır. Onlar da şuraya gelsin, onlara tasavvuf dersi verebiliriz. Ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.